İyisin Efendim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç tane acil satılık ürün göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birçok yazan arkadaş oluyor. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem WhatsApp'tan. Çünkü numaralarım her yerde var. Ben aktif olarak satış işiyle uğraşmıyorum. Sadece elinde ürünler bulunan koleksiyoner arkadaşların ellerinden çıkarmak istedikleri ürünleri sizlere sunuyorum. Bu esasen YouTube üzerinden oluyor. Ara sıra da Instagram üzerinden bir şeyler de paylaşabiliyorum, biliyorum benim olmayan satılık olan. Bazen benim de koleksiyonumun içinden satmak istediğim bir şeyler oluyor. Onları size paylaşıyorum. Ama genel anlamıyla satış işiyle pek bir alakam yoktur. Bunu öncelikle söylemek istiyorum ve de size yine aynı şekilde birkaç koleksiyoner arkadaşımızın elinden çıkarmak istediği bir iki tane ürün var. Onları hemen göstereceğim. Hatta görüyorsunuz biri daha kargosu açılmadı daha paketinde. Bunlardan ilki Kershaw Leak modeli arkadaşlar. Karbon fiber. Zamanında ben satışla uğraştığım bir dönem vardı. Satışla uğraştığım dönem demeyeyim de daha çok ürün temin edebildiğim bir dönem vardı. O dönemde bir arkadaşımız için getirmiştim. Evet arkadaşlar, fazla söze hacet yok. Zaten aşağı yukarı model biliniyor. Kenonio'nun tasarlamış olduğu şehir için ideal iyisi ürünlerden bir tanesi. Karbon fiber her 200. Çok başarılı sayılmayan bir klipsi var. Üzerinde Kershaw yazısını görüyorsunuz. Şurada bir emniyet mandalı diyeceğim var. Ve de ürünümüz arkadaşlar flipper gördüğünüz üzere. Fazla büyük olmayan cepte rahatlıkla taşınabilecek hafif bir ürün arkadaşlar. Amerika üretimidir. CPM 54 çelik. Stonewash. Zaten Kenonio'nun gördüğünüz gibi ismi üzerinde var. Namlunun. Şöyle hemen diğer yüzde ne varmış ona bakalım. Kershaw yazısını görebiliyoruz. Ürünümüz Liner Lock. Liner tamamen uç kısımda neredeyse hiç kullanılmamış bir ürün. Sadece cebe girmiş çıkmış. Şu mandalın esprisi de aslında çok basit. Şöyle aşağı doğru çektiğimiz zaman hani cepte bir yere takılıp da açılma gibi durumlar ortadan kalkmış oluyor. Şunu hemen şöyle açalım. Tekrardan şöyle flip yapalım. Gördüğünüz üzere gayet kibar, hoş. Yani takım elbise, spor giyimler, yazın, kışın her türlü kullanılır. Her türlü hani taşınabilir. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz dediğim gibi Kershaw Leak modeliydi. Paketi en sona bıraktım. En son açacağım. Evet Cold Steel. Modelin ismi tamamen aklımdan çıkmış şu anda ama bir türlü hatırlayamadım. Eski modellerden bir tanesi Cold Steel'in. Bu bir bıçak arkadaşlar. Doğa, dağ, bayır olayı. Şöyle göstereyim. Ha, yazıyormuş zaten. Kobun modeli. Evet. üzerinde yazdığı iyi oldu. Kobun modeli arkadaşlar. Cold Steel'in eski efsane modellerindendir kendileri. Fiyat konusunda şu an aklımda değil ama videonun altına mutlaka bilgi paylaşacağım. Bu arada kabzayı şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kabzamız buna da çok takılıyorlar gerçi ama ben kabze diyorum. İdare edin artık. Baya baya böyle lastik gibi Freak modelini bilenler varsa bu Benchmade'in yeni kullandığı bir lastik gibi resmen ele yapışıyor. Yani bunun elden kayma gibi bir şansı yok, bir durumu yok. Bu arada şuralar yumuşak. Şöyle göstermiş olayım. Evet, güzel bir model. Amerikan Tanto diyebileceğimiz bir namlu şekli. Böyle dağ bayır, kamp kullanılabilir. Evet arkadaşlar şunu hemen köşeye alacağım. Diğer ürün yine aynı şekilde. Cold Steel'in SR1 miydi? SR1 modeli miydi? Yanılmıyorsam şöyle kılıfıyla beraber göstermiş olayım. Bu da Cold Steel'in efsane modellerinden. Yine dağ, bayır, kamp. Özellikle asker, kolluk kuvvetlerindeki olan arkadaşlarımız tercih edebilirler diye düşünüyorum. Recon Tanto modelinin kabzasıyla aynı kabza. Şu an sadece onu söyleyebilirim. Şöyle bayağı da sağlam oturuyor yerine ama. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bu feci bir şey. Bu fena bir şey. Bu çok güzel bir şey. Yanılmıyorsam bu Sanmai'ydi. Şöyle bakalım herhangi bir ibare var mı yok mu? Evet. SRK VG1 Sanmai. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam bu şöyle
Buna hot dog da diyorlar genelde ama anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle düşünün, herhangi bir yumuşaklığı biraz daha fazla olan, daha elastik bir çelik türü alınıp bu şekilde bükülerek esas kesici ağzı sağlayan bir çelik parça da bunun içine konuyor ve bu şekilde dövülerek şekil veriliyor. Şuradan da göstermiş olayım size de arkadaşlar. Görüyorsunuz şu çizgi, yani şu hot dog'un dış tarafı, ekmeği diyelim. Ekmeği diyelim. İçindeki sosisimiz de en lezzetli yeri de burası oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir model. Biraz kullanılmış gibi görüyorsunuz. Üzerinde biraz çizgiler, çizikler falan var. Ama ağız keskinlik, ellemeye korkuyorum. Gayet yerinde. İsteyen olursa da tabii ki ben veya Oğuz abi bunu bileyebiliriz. Oğuz abi biliyorsunuz EDC Razor Knife diye bir Instagram kanalı var. Oradan kendisinin yaptığı işlere ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, SRK modeli Japonya üretimi, kabze yine aynı şekilde ele yapışan bir lastik malzemeden yapılmış. Çok güzel, çok hoş bir model. Dediğim gibi dağ, bayır, av gibi süreçlerde kullanılabilir. Özellikle kolluk kuvvetlerindeki arkadaşların tercih etmesi durumunda çok bizi de çok mutlu oluruz. Evet, şöyle göstermiş olayım. Dediğim gibi fiyatlarla ilgili tam olarak şu an hatırlamıyorum. WhatsApp konuşmalarına bakıp sahiplerinden fiyatlarını kesinleştirip, şununla uğraşmayacağım kameranın karşısında, kesinleştirip size mutlaka dönüş yapacağım. Son olarak şu paketimizi açalım. Şöyle. Arkadaşlar bu grip değil ya, yanılmıyorsam. Evet. Şöyle bir kutu da geldi. Bu bildiğimiz grip değil ama arkadaşımız bunun için böyle bir kutu yapmış. Şöyle. Bunları da açıyoruz. Evet şöyle. Evet arkadaşlar, bu bildiğimiz Griptilian modeli, ben de yanlış hatırlamıyorsam. Yine acilen satılıktır. Bilginiz olsun. Şöyle siyah kabzeli 154 cm çelikli mükemmel mekanizma. Arkadaş bayılıyorum ya, şu Griptilian'ın var ya, şu Benchmade'in, evet çok güzel bir mekanizma. Herhangi bir namluda bir sıkıntı yok. Şöyle yakından da göstereyim. Ufak bir bilenmeye ihtiyacı var. Şöyle tekrardan göstermiş olayım. Fazla söze hacet yok. Bu Griptilian modeli zaten herkesçe bilinen Melpardon'un Benchmade'in yüzü haline gelmiş tasarımlarından bir tanesi. Griptilian 551, düz bildiğimiz 551. Mükemmel bir mekanizma. Şöyle bir kutusu var. Kutunun yanı sıra kendi kutusu yok. Şöyle bir kutusu var. Kutunun yanı sıra şurada bir şeyler, evet, yedek bir klipsi var. Bu klipsi farklı mıydı? Ha, klipsini çıkarmış arkadaşımız. Klipsi içinde. Şöyle de bir deli bir kılıf yapmış veya yaptırmış diyeceğim. Muhtemelen yapmıştır. Çok mükemmel bir işçilik diyemem. Şöyle göstereyim tabii ki. Evet arkadaşlar, bu ürünlerimiz satılık. Bilginiz olsun. Videonun altından ürün sahiplerine veya bana ulaşabilirsiniz. Ben sizi hani birleştirir, ortak bir mecrada buluştururum diyeyim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bir sürü ürün var bu arada yeni. Raif kardeşim sağ olsun göndermişti. Onların tanıtımlarıyla da devam edeceğiz elimizden geldiğince. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.